Melek Hanım stüdyodan giderse mi Anastasya gelecek? Evet. Ha, çok bekler onlar. Evet. Benim toprağım, benim stüdyom, benim yerim burası. Beni o kovacak insan değil. En son bile değil. Ancak onlar giderler buradan. Ben oğlumu onlara yem bırakamam. Merhamet edin. Ben onu kurtarırım, kurtarırım. O onunla evlense de, buradan Rusya'ya gitse de, ailesi onu silecek olsa da, ben yine de evladımı dişimle çeker alırım, yine alırım. Onu ayı yutsa, o ayıyı parçalar içinden çocuğumu alırım. Anladın mı? Aha, parçalar alırım. Ya? Seni niye öyle koruyacak, sen niye? Siz ben doğdum, niye bağırıyorsunuz? Beni koruyacak. Sen geldiğinden beri bana saygısızsın. Sen kimsin? Ben karı olacağım, Caner'e karı olacağım. Benim oğlumun yakasını bırakıp defolup gideceksin. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben artık bıktım, kafamı yiyorum. Ben burada nişat olmak istiyorum, nikah olmak istiyorum. İşte bak, böyle kandırıyorlar bizim çoluk çocuğumuzu. Sen nikah olmak yok, sen bu Türkiye go. Bu Türkiye go çocuğum, go. Ben buradan go gideceğim, o zaman Caner'la gideceğim. Haberin ay olsun. Işte, go go sen memleket, Rusya go. Şimdi... Ya da anne, abla, come here. Allah'ın emriyle oğlumu istesin, anneni çağır buraya. Ya. Ben de evet şartlarımı koyacağım, oğlumu veriyorsam. Ben de ona bak, ömrümü verdim, gençliğimi verdim. Ben de evlat veriyorum, anan gelecek. Allah'ın emri Melek Hanım, çocuğunu kızıma istiyorum diyecek. Ya. Daire ver oğluma, araba al, eşini tanzim et. Tabii, güzel maaşlar alsın çocuğum, bu şartlarda al diyeceğim. Biz en lüks otelde dünya yapacağız. Siz bu kadar yüzük bana takacaksınız. Ya da siz ne düşünüyordunuz? Ben sudan ücüz salonda dünyamı yapacağım. Siz öyle mi düşündünüz?